Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle perakendecilikte satış yönetiminin tanımı, önemi ve içeriği hakkında konuşacağız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra perakendeciliği ve perakendeci işletmeleri tanımlayabileceksiniz. Perakendecilikte pazarlama ve satış yönetiminin önemini açıklayabileceksiniz. Pazarlamanın ve satış yönetiminin içeriğini etraflıca tanımlayabileceksiniz. Perakendecilikte satış yönetimi açısından iç ve dış çevre unsurlarının etkilerini ve ne şekilde dikkate alınmaları gerektiğini ortaya koyabileceksiniz. Bildiğiniz gibi perakendecilik, dağıtım kanallarının son halkası olan satış noktalarında ürün ve hizmetlerin nihai tüketiciye ulaştırılması iş, işlevini üstlenen, çeşitli tür ve büyüklükteki işletmelere verdiğimiz genel bir isim olarak karşımıza çıkıyor tanımı ve yapısı gereği perakende işletmeler satışlarının tamamını ekranda da gördüğünüz gibi ya da büyük bir kısmını büfe, dükkan, mağaza, alışveriş merkezi ya da benzeri satış noktalarında nihai tüketicileri hedef alarak gerçekleştirilen işletmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda konuya yaklaştığımızda küçük mahalle bakkallarından zincir hipermarketlere, çarşı içinde konumlanan mağazalara, büyük alışveriş merkezlerinde ürünlerini tüketicilere satan uluslararası markalara kadar çok geniş bir iş alanı içerisinde kalan tüm işletmeleri kapsayan geniş bir tanımlamadan bahsediyoruz. Bu anlamda perakende işletmeler nihai tüketicilerin satın alma faaliyetleri kapsamındaki bütün iş alanlarında akla gelebilecek her türlü ürün ve hizmeti kapsayan çok geniş bir grubu temsil eder. Yani gıda, elektronik ev aletleri, giyim, kozmetik, mobilya, otomotiv, ilaç gibi çok temel ürünlerin yanı sıra sigortacılık, turizm, ulaştırma gibi pek çok hizmetin nihai tüketicilerin beğenisine ve erişimine sunulduğu e Tüketicilerin bu ürün ve hizmetlerle buluşup satın alma eylemini gerçekleştirebildiği çeşitli tür ve büyüklükteki bu satış noktaları, pek çok geniş pek çok iş alanı için çok geniş iş alanı için verilebilecek örneklerden bazıları olarak karşımıza çıkar. Perakendecilikte özellikle İşletmelerin işletmelerin karlılık hedeflerine ulaşmaları elbette ki önemli. Bu karlılık hedeflerine ulaşabilmeleri için işletmelerin üç temel koşulu yerine getirmesi gerekir. Nedir bu üç temel koşul derseniz? Mümkün olduğunca fazla müşteriyi perakende işletmenin ya da mağazanın içerisine çekmek ve bu anlamda onları etki alanı içerisine bırakabilmek. Bu çok önemli çünkü ne kadar çok müşteriyi e, mağazanın içerisine çekerseniz ne kadar çok müşteriyi ürün ve hizmetle buluşturabilirseniz, satışlarınızın bir o kadar daha artabileceğini düşünürüz. Bunu varsayarız. Bu yüzden müşterileri mümkün olduğunca fazla müşteriyi mağazanın içerisine çekmek, etki alanı içerisine bırakmak son derece önemli karlılık hedefi açısından. İkinci koşul, mağazaya çekilen tüketicileri işletmeye karşı olumlu duygu ve düşüncelerle yaklaşan sadık ve bağlı müşteriler haline dönüştürebilmek. Sadakat bildiğiniz gibi en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü sadık müşteriyle biz kalıcı ve sürdürülebilir bir başarıyı elde etmeye çalışırız. Kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebilmenin yolu da sadık müşteriden geçer. Bu yüzden sadakat kavramı üzerine özellikle odaklanırız ve sadakat yaratmak için stratejiler oluştururuz. Ve bunu yaratabildiğimiz noktada da hakikaten işletmemiz uzun dönemde kalıcı bağlılık, uzun dönemde hakikaten kalıcı faydalar elde eder. Bir önemli bir başka koşulda bunları sağlayacak doğru iş süreçlerine sahip olabilmek, her şeyden önce çok düşük maliyetli, daha düşük maliyetli ve doğru iş süreçlerine sahip olduğumuzda da işletmemizin karlılığı, özellikle pazarlama ve satış yönetimi açısından son derece önemli, son derece elde edilebilir bir hedef haline dönüşür. Bu anlamda da işte bu karlılık hedefine ulaşmada biz çok önemli iki tane kavramla karşılaşıyoruz perakendecilikte. Nedir bu kavramlar derseniz bunlar pazarlama. Pazarlama ve satış fonksiyonları, özellikle pazarlama ve satış fonksiyonları, perakendecinin e, başta müşteriler olmak üzere dış dünyayla bağlantısını sağlayan bilgi edinmesini ve ilişki kurmasını sağlayan temel araçları olarak ifade ediliyor. Bu özellikleri dolayısıyla da rekabet açısından Konuya yaklaştığımızda uzun dönemli iş ilişkileri kurmak, uzun dönemde bunu doğru biçimde karlılığa dönüştürmek ve bunu yapabilecek süreçleri de e, mümkün olduğunca da e, mümkün olduğunca doğru yönetmek perekendici işletmenin ve bu anlamda da perekendicilik yönetiminin temel işi olarak karşımıza çıkıyor. Peki pazarlama ve satış yönetimi kavramlarını nasıl tanımlamak gerekir? Pazarlama, ekranda da gördüğünüz gibi, başta işletmeler olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, sektör örgütlerinin, siyasi örgütlerin, devletlerin ve daha nice kurum ve kuruluşun müşterilerine, üyelerine, iş ortaklarına ve genel olarak bütün paydaşlara değer içeren ürün ve hizmetleri üretme, iletme, ulaştırma ve genel olarak bunların mübadelesiyle ilgili süreç ve eylemler bütünü olarak tanımlanır. Bu noktada pazarlama bakış açısından yola çıkarak satış yönetimi, satış kavramı nedir dersek, e, pazarla, satış yönetimi pazarlama yönetiminin temel unsurlarından biridir ve satış yönetiminin ana unsurları da ekranda gördüğünüz gibi müşteri ilişkilerinin yönetimi, satış planlaması, satış gücünün organizasyonu, satış gücünün konumlanması ve yerleşimi ve satış gücünün yönetimi olarak farklı biçimde ele alınmaktadır. Peki satış yönetiminin konusu nedir derseniz, biz satış yönetimi konusunu 5 ana faaliyet dizisi olarak özetliyoruz. Bunlar nedir? Ekranda gördüğünüz gibi müşteri ilişkilerinin yönetimi, satış planlaması, satış gücünün organizasyonu, satış gücünün konumlanması ve yerleşimi ve satış gücünün yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Satış gücü elbette ki dış çevre faktörlerinden oldukça etkileniyor. Çünkü zaten az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle pazarlama konusunda da bahsettiğimiz gibi pazarlama ve satış fonksiyonları işletmelerin dış dünya ile bağlantısını sağlayan temel fonksiyonlar olarak tanımlanmıştı. Bu anlamda da dış çevre faktörleri satış yönetimi üzerinde son derece etkilidir. Nedir bu dış çevre faktörleri? Ekonomi, teknoloji, kültür, yasal, siyasi faktörler, doğal ve rekabet faktörleri hem firmayı ve bağlı olarak da satış yönetimini etkiler. Dolayısıyla bu kriterlerde ya da bu faktörlerde ortaya çıkabilecek en ufak bir değişiklik bizim satış stratejimizi değiştirmemize, satış üretimiyle ilgili yeni kararlar almamıza ya da yeni tanımlar getirmemize, yeni performans kriterleri ortaya koymamıza yol açar. Benzer şekilde sadece dış fa çevre faktörleri bizim satış konusunda, satış stratejimiz konusunda etkili değil. Aynı zamanda iç çevre faktörleri de bununla e, çok ilintili. İç çevre faktörleri de satış yönetimini etkiler ve satış yönetiminin de verilen kararlar üzerine iç çevre faktörlerinin de etkisi mevcuttur. Nedir bu iç çevre faktörleri? Hani bizi bu kadar etkileyen iç çevre faktörleri derseniz hedefler ve kültür, örneğin insan kaynakları politikamız, finansal kaynaklarımız, üretim ve tedarik politikamız, hizmet kapasitemiz ve R&D ve teknoloji altyapımızda bizim satışla ilgili yaklaşımımızı ve satış yönetimiyle ilgili vereceğimiz kararlar üzerinde son derece etkilidir. Tüm bu anlamda baktığımızda Perakendecilikte satış ve satış yönetimi özellikle perakendecilikte pazarlama ve satış açısından son derece önemli ve bu kavramlar üzerine etkili olan iç ve dış çevre faktörleri bizim bu kavramlarla ilgili vereceğimiz yönetsel kararların tümünü etkileyen faktör, faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.